emniyetin, valinin seyretmesi, ondan sonra bütün bunlar acaba Adalet Ulaştırma ve İçişleri Bakanlarının seçim sürecinde aslında istifa etmek zorunda olmasıyla ilgili değil mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Evet. Demin zaten hani Ekrem İmamoğlu, Ekrem Bey başlamadan önce şunu söylüyordum. Maalesef aynı çukura düşüyoruz. 50-60 arasında düştük, sonra 12 Eylül öncesinde düştük diyordum. Şimdi de düşürüyoruz diye. Gördüğünüz gibi kötü siyasiler, konumu ne olursa olsun kötü, ülkeyi düşünmeyen siyasetçiler hep aynı çukura düşürürler. Zaten 1961 Anayasası'nda 50-60 arasında olanlara karşı bir şey gelmişti. Demişti ki seçimler öncesinde İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanları çekilsin, yerlerine bağımsızlardan, tarafsızlardan seçilsin. Parlamento içinden veya dışından. Niçin? İşte görüyorsunuz İçişleri Bakanını. Ya bu kadar korkunç bir olay oluyor, onu söylüyorduk. Dünyanın hiçbir demokrasisinde böyle bir rezilliği göremezsiniz. Ve dünyanın hiçbir yerinde bir İçişleri Bakanı'nın bir demokrasisinde çıkıp ne yapalım canım, işte onlar da teröristlere karşı mücadele veriyorlar, zaten haber vermemiş dediğini göremezsiniz. Bir belediye başkanını gelmeden önce izledim. Ya inanılmaz bir şey. Şimdi bunların önlenebilmesi için işte anayasaya Adalet İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı çekilsin. Partili değil, bağımsızlardan olsun deniyordu ki ve bugüne kadar da beğenin beğenmeyin. Bütün hükümetler buna evet. uymuştu. AKP hükümeti Tayyip Erdoğan geldiğinde evet. bunlara uymadı. Kendi müsteşarlarını koydu oraya. Müsteşar kim ya? Taraflı sen atıyorsun. Doğrudan doğruya senin bakanına bağlı. Evet. Göbekten bağlı. Hayır dedi. Ben uymuyorum buna dedi. Ve onu şimdi de 2017'de dünyayı dönüyoruz derken değiştirdi bunu. İşte değiştirmesinin nedeni buymuş. 50-60 arasında olanları yapabileyim diyeymiş. İçişleri Bakanı dikkat edin. Ya aleyhinde o kadar şey yapan. Artık Türkiye'de herkesin gördüğü bir İçişleri Bakanı şimdi bu olaylardan sorumlu. Ha şunu söyleyeyim Ruhat Hanım. O yüzden çok net söylüyorum. Bir kere çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti önemli bir cumhuriyettir. Her ne kadar yıktıklarını düşünüyorsak da, çok şeylerini ortadan kaldırdıklarını biliyorsak, görüyorsak da, Türk milleti bence ezici bir, yani %70'iyle, %75'iyle iyi bir millettir. Bu millet, göreceksiniz ya, kesinlikle bu rezilliklere oy vermeyecektir. Rezillikler derken sakın reziller demiyorum, dikkat edin. Rezilliklere diyorum. Evet, yani bakmayın siz. İşte evet. Yok PKK'cı, yok vatan haini filan. Bunların hepsi boştur. Zaten anketleri de veya şeyleri de izlediğinizde ben tamamıyla bunlara oy vereceğim. Yani bu rezilliklere oy vereceğim diyenler bile görüyorsunuz işte. Mesela uyduruyor. Geçenlerde bir tane gördüm. Zafer Partisi'neydi galiba. Saldırıyor adamın biri. Diyor ki soysuzlar neden PKK ile beraber oldunuz diyor. Şimdi bu öyle bilmediğinden falan değil. Hepsi biliyor olayı. Sadece Atatürk'e bile 24'te karşı olan bir kesim vardı. Onların ideolojisini devam ettirenler. Bir de işte duyuyorsunuz Ali Yeşildağ dün bir şeyler söyledi. 1 milyar dolardan bahsediyor. Şimdi o 1 milyar doları paylaşan insanlar bu sistem bitmesin istiyorlar. Ama göreceksiniz bu sistem 14 Mayıs'ta bitecek. Göreceksiniz. Ama bittiği gün hangi parti çoğunluğu alırsa alsın, ister CHP, ister İYİ Parti, ister Deva Partisi, ister Gelecek Partisi, ister hangisi olursa olsun, bu demokrasiye aykırı rezilliklerden mutlaka hesap evet. soracaktır. Sormalıdır. Eğer sormazlarsa dördüncü defa kaçırmış oluruz ve biz tekrar aynı çukura 2030'da, 40'da, 50'de gene düşeriz. Bu İçişleri Bakanı'ndan, bu Adalet Bakanı'ndan, bu validen, bu tür valilerden, bu emniyet müdürlerinden,
Gezi Parkı'nda insanları göstere göstere öldüren valilerden hepsinden hesap sormalıdır ve soracaktır. Hukuk üstün bastığında da hiç korkmayın. Türkiye, hakikaten ben güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Çünkü Türk milleti bu tür adamlara, bu İçişleri Bakanı gibi kişilere layık değil. Onlara da hiçbir gün oy vermeyecektir. Göreceksiniz. Evet.